ID'ye göre sayfa bulma. Menüdeki konu öğelerine tıklandığında konu getir fonksiyonu çalışmakta ve seçili olan konu ID'sine göre kayıt getirilmektedir. Aynı işlem sayfa içinde yapılacaktır. Fonksiyonu yazmak için fonksiyon PHP sayfasını açın. Sayfa getir adında yeni bir fonksiyon oluşturun ve fonksiyonda kullanılacak sayfa ID değişkenini yazın. Connection değişkenini global olarak tanımlayın. Query değişkenine sorguyu oluşturun. Burada ver deyimini kullanarak ID alanına göre sorgulama oluşturun. MySQL Query fonksiyonunu kullanarak sorguyu çalıştırın ve sonuç değişkenini atayın. Sorgu doğrula fonksiyonunu kullanarak sorguda hata oluşup oluşmadığını kontrol edin. If deyimi kullanarak sorgu sonucunda bir değer oluşup oluşmadığını kontrol edin. If deyiminin kontrol kısmında MySQL Fetch Array fonksiyonunu kullanarak çekilen verileri sayfa dizisine atayın. Sorgu sonucunda bir değer oluşuyorsa return komutunu kullanarak sayfa dizisini fonksiyon dışına döndürün. Oluşmuyorsa fonksiyon dışına null değerini döndürün. Fonksiyonla ilgili yapılacak işlem bitmiştir. Şimdi oluşturulan fonksiyon içerik PHP sayfasında kullanılacaktır. konu getir ve sayfa getir fonksiyonları bağlantıdan gelen değerlere göre çalışacağı için bu fonksiyonları if deyimi içinde uygun yerlere yazın. Bağlantıdan gelen değer Konu ID'si ise konu getir fonksiyonu çağrılacak ve veri tabanından gelen değerler konu dizisine atanacaktır. Gelen sayfa değişkenine 0 değerini atayım. Sayfa dizisine ise null değerini atayın. Bağlantıdan gelen değer sayfa ID'si ise sayfa getir fonksiyonu çağrılacak ve veri tabanından gelen değerler sayfa dizisine atanacaktır. Gelen konu değişkenine 0 değerini atayın. Konu dizisine ise null değerini atayın. Bağlantıdan değer gelmediği durumda ise gelen değişkenlere 0, konu ve sayfa dizilerine de null değerini atayım. Şimdi sayfa dizisi içindeki değerler, page alanında görüntülenmesi istenen yerlere yerleştirilecektir. Burada da birif yapısı oluşturulması gerekmektedir. Bağlantıdan gelecek ID'ye göre sayfa veya konu dizileri hesaplanacak ve buna göre page alanında veriler görüntülenecektir is null fonksiyonu belirtilen değişkenin null olması durumunda true değerini döndürür. Ünlem işareti de true değeri false'a, false değeri ise true'ya döndürür. If deyiminin kontrol kısmında konu dizisinin null olup olmadığına bakılır. Eğer boş değilse false değeri döner. Ünlem işareti bunu tersine çevirerek true'ya döndürür. Bu sayede koşul doğru olur ve echo komutuyla konu dizisinin menü ad indisi ekrana yazdırılır. Elsif kısmında da aynı işlem sayfa dizisi için gerçekleştirilir. Sayfa dizisinde değer varsa sonuç doğru olur ve echo komutuyla menü ad ve içerik indisleri ekrana yazılır. İçerik değeri, class değeri page content olan bir div etiketi içinde yazılır. If'in else kısmında ise ekrana echo komutuyla sayfa veya konu seçin metni yazılmaktadır. Sayfayı test edin. Menüden bir konu seçtiğinizde menü ad değeri page kısmında görüntülenecektir. Menüden sayfa seçtiğinizde menü ad ve içerik değerleri page kısmında görüntülenecektir.